bir yıl önce 5 liraydı. Bundan bir yıl önce 1700 liraydı. Şimdi 5 lira. Şu anda 2830 lira. Gram altın. Gram altın 2740 lira şu anda. Vatandaş alabiliyor mu? Vatandaş alıyor ama nasıl alıyor? Bir de vatandaşa sormak lazım. Adam borçlu, düğün edecek. Şimdi bir düğün etmeye baksa, nereden baksan 250 lira altın tutuyor. Yalnız altın. Tabii. Peki bu altın... Eviydi, mobilyasıydı, salonuydu. Gidip salonlara ücret verir, 50 lira. 60 bin lira. Düğünlerde bizim burada çeyrek giderdi. Şimdi geçmişte evet. Çeyrek götüren... Çoğu dayanıyor. Vermiyor. Vermiyor mu? Çoğu dayanıyor. Ödeyemiyor. Ödeyemiyor. O yüzden de tartışmalar oluyormuş. Ben sana çeyrek gönderdim. Olur. Bir de şu anda sahte çıktı ortaya. Ne için? Sahte altında blok çeyrek. 1 gram 1 gram sahte. Siz nasıl biliyorsunuz? Biz biliriz onu. Biz ağırlık demiyorsun. Ve sahte dışarıdan geliyor. Dışarıdan yani. Adam yapmış. Bu imitasyoncular yapmış. Durumlar nasıl peki? Durum iyi olacak. İyi olacak. Petrolü bulduk işte. Seçimden bir hafta önce her şey güllük gülistanlıktı. Kabardağ Aralı'nda petroller bulundu. Sonra Karadeniz'de gaz bulundu. Fışkırttılar. Bir ay bir böyle bir gaz bulundu. İşte size bedava dediler. Konuklara. Yarı parası demeyiz. Ne oldu da böyle bir de seçimler biter bitmez hemen böyle faizler birden yükseldi, ne bileyim oldu, ekonomimiz çöktü, ticaretimiz durdu. Durma noktasındayız. Onlar depoya saklandı. 1 lira kredi alamıyoruz. Ben ticaret yapıyorum. Otur sektöründe ticaret bulaşıyorum, sayım ettim. Şu anda emlak işi falan da yapıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Çünkü vatandaş bunu krediyle alıyor. Yani konut kredisi çekiyor, taşıt kredisi çekiyor, ev kredisi falan. Bunlar almayınca biz de iş yapamıyoruz. Hepsi durdu. Seçimden bir hafta önce, 10 gün önce hepsi gülük gülük kanlı. Kredi alamıyor musun? Kesinlikle alamıyoruz.